Abi ben yine heyecanlanırım yani. Abi Ben sen her çok zaman. rahat. Ben kimseye inandıramaz Ben buna. yok. Sen her Her yayınında bölümde, her rahatsın. yayında heyecanlanırım yani. Workshoplarda bile fark ediyorum mesela. Artık o kadar rahatsın ki abi. Yani o heyecanı rahatlığa vuruyorum aslında. Şimdi heyecanlanmazsam hiçbir anlamı kalmaz Yani işimin. doğru. Gerçi 6 yıldır da bu işi yapıyorsun abi. Yani bayağı da 6 yıl. Neye göre 6 yıl? 2016'da başlamışsın. Neye? Yani kendi yayınını yapmaya. Doğru Bu değil mi? şeyden Purple Age'den söz Evet, ediyorsun. Purple Age'den. Tamam, Öncesinde evet. bir yayınım var mıydı? Yok. Okey, tamam. Aynen. No Filter'ın yeni bölümünden hepinize merhabalar. Merhabalar. Ben Umut Ceylan. Ben Ece. Bugün yanımda abi Efendim. ben onu He, tamam, böyle mi gidiyoruz? Tamam, bir şey yap. hiç sıkıntı yok. Tamam. Bugün gerçekten ismi gibi kıymetli bir insan yanımda. Ya çok Süper bir iyisin. insan yanımda. Sen Ece çok abi iyisin. hoş geldin. Hoş buldum Umut. Ne yapıyorsun abi? Umut Nasıl Ceylin'im. gidiyor? Çok iyiyim. Valla sonunda geldim. Sözleştik, bayağı Evet sözleştik. abi. Birkaç ay Benim oldu. tabii aynen öyle. Hem çekimlerden hem böyle stüdyo falan. Ama sonunda geldim. Yağmur, çamur, dışarıda kar, kıyamet var biliyorsun Evet, Umut. evet, evet, evet. Ben yanındayım senin. Çok teşekkür ederim Ben abi. teşekkür ederim. Çok Hissediyorum bunu tatlısın. gerçekten. Ben de aynı şekildeyim. Abi öncelikle ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor işlerin genel olarak? Valla bayağı bir yoğun olaya girdim yani. Purple Media adında bir şirket kurdum. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Ve burada işte daha çok böyle prodüksiyon işlerimi, yani Purple Age'i, işte FIFA turnuvaları, daha aklına eline gelebilecek, Workshoplar. aynen aklına gelebilecek şeyleri yapmıyorum, aklına gelmeyecek şeyler yani böyle, anladın mı? Hadi abi falan filan dediğin. Çok fazla böyle o kafadayım. O yüzden de biraz sert geçiyor. Ama Ama çok karşılığını mutluyum. alıyorsun abi, değil mi bir yerde? Seni tatmin Kesinlikle. ediyor yani Evet. başarı olarak. Çok keyifliyim. Yani hem bu başarının keyfini yaşıyorum, hem de bunun yorgunluğunu, hiç şikayetçi değilim açıkçası Hiç ama mi? hiç. Süper abi o Gerçekten. zaman. Aynen. Hatta boşta olduğum zaman şikayet ediyorum yani kendime. Neden boşta duruyorum Yani diye böyle. işkolik bir insansın öyle mi abi sen? Biraz öyleyim, evet. Hep mi böyleydi yoksa böyle başarı gelmeye başlayınca mı daha çok böyle oldu? Açıkçası şöyle, ben çok genç yaşta iş hayatına girdim. Mesela o 17-18 yaşında bir televizyon geçmişim var işte benim, 7-8 Evet yıl sen boyunca. setlerde bu işe başlamışsın abi Aynen. galiba. Doğru mu? Set daha çok değil de televizyon kanallarında. Daha çok yapımdaydım. Prodüksiyon tarafındaydım. İşte Yani işin mutfağından geldin abi sen öyle mi? evet. Aynı zamanda radyo televizyon mezunuyum. Kıvanç abilerleydi galiba değil mi? Onlarla mı başladın yani? Yok, o Ha. benle başladı Öyle mi? diye. Aynen. Tabii Kıvanç'la yani önceden o müzik tarafındaydı. Ben o zamanlar bir yapımdaydım. Onu çağırdım, gelsene buraya falan diye. Sonra öyle başlayıp 2006'da müzik kısmına geçmişsin. Ya aslında şöyle, evet, müzik tarafım hep Hobi vardı. olarak sanki biraz. Yani aynen öyle. Yani asıl iş olarak bakmıyordum. Çünkü 2007, 2006, 2008 o dönemler bu işten para kazanılmadığı için hani hepimiz böyle aslında bir nevi hobi olarak bakıyorduk ve o ruhun içindeydik. Sansar'la beraberdim işte. O yüzden de birçok yere gezip çok fazla dost kazandım. Bu dost kazanıldığında işte burada yaşıyorum yani. Hepsi de sağ olsun. Konuştuğumda beni kırmayıp geliyorlar. Saygıda kusur etmeyip aynı şekilde karşılıklı olarak. Sen de abi ama aynı şekilde her insana mesela gülüyorsun. Aynen. Tanımasan da tanısan da hep pozitifsin insanlara. Evet yani, çünkü Bugün öyle. benim asıl konum da bu olacak. Aha. İlerleyen dakikalarda söyleyeceğim sana bu asıl konuyu. Sana Tabii. akış atacaktım ama atamadım akışı. Tamam, Çünkü olsun. gece Ben böyle bayağı... daha çok severim. Doğaçlama, gün patça. Eyvallah. Abi bugün o kadar mutluyum ki bu arada. Yani Ben de sen öyle. benim konuğumsun ama ilk defa bir konuğumla böyle her şeyi konuşacak gibi hissediyorum. Vallahi Yani ben de ne konu öyleyim. gelse konuşabilirim seninle. Vallahi ben de öyleyim. Abi sigara kullanmıyormuşsun bu arada. Çok Sigara şaşırdım kullanmıyorum. bunu. Acayip Aynen. şaşırdım. Hiç kullanmıyorum. Yani çok da rahatsız olurum. Öyle Yani mi? aynen öyle. Hani evime gelenlerde böyle balkonda, camlarda falan böyle hani kız arkadaşım bile balkon kenarında içer yani Abi ben sigarasını. de bu arada o konuda ne bileyim kendime bu aralar şey yaptım. Nasıl diyeyim? Kural koydum. Böyle balkonda içiyorum ya da cama çıkıyorum. Öyle içiyorum sigarayı. Aynen. Böyle sanki En bir doğrusu. nasıl diyeyim? Adet mi desem, gelenek mi desem daha mantıklı geliyor ya öylesi. Evet yani öyle, çünkü yani içmeyen için çok dehşet bir şey bu abi. Yani inanılmaz yani o. Ya sigarayı tutamam mesela böyle. Ya O derece. tutarım aynen, hani böyle sen bana şu anda verirsin, sert olur Peki var mı ama bir arada bedeli? böyle
Sinirlendiğimde mesela hemen yakarım. Öyle mi? Aynen. Hmm. Öyle de bir şey var. Arada gerekiyor ya Arada sanki. bir o sinirde yani İyi gerçekten onu geliyor. yaparım yani. Abi bugün birkaç tane başlığım var sende Tamam, ama gün patlat. parçası şeklinde değil bunlar. Daha çok Daha sevinirim. konu konu Tamam, gideceğiz. aynen. Abi öncelikle ben şununla başlamak istiyorum. Aile senin için ne ifade ediyor? Aile benim için yaşamı ifade ediyor. Yani hayatın ta kendisi bence. O yüzden de çünkü ben de şuna inananlardanım. Her şey ailede başlar. Aile kültürü, aile saygısı. Kedimi bile nasıl büyütürsem öyle oluyor yani, anladın mı? Hani o yüzden de kayda mı girmedik? Ne Yok yok oldu? kayda Ha girdik. tamam, öyle bir Ben şeyli de bir bakış öyle yapınca sandım bir an. endişeli. O yüzden de hani yani saldırgan değil mesela. Kediden örnek vereceğim çünkü onun ailesiyim hani, anladın mı? Evet. O yüzden de böyle bir onu nasıl yetiştirirsen, aslında bir köpeği de öyle. Nasıl yetiştirirsen, çok şey bir basit bir örnek vermeye çalışıyorum. Öyle de büyüyor aslında. O yüzden aile ta yani gerçek olan şeydir ve en hassas noktamdır, çizgimdir yani Peki orası. abi sevgi sence bir ihtiyaç mıdır? Yani tabii ihtiyaçtır diyeceksin büyük ihtimal ama sen böyle her insanın sevgisine ihtiyaç duyar mısın? Böyle gerçekten sevdiğin insanların sevgisine yoksa olmasa da olur mu? Bir Yani iki insan tabii ki yeter mi? olmasa da olur diyemem yani. Asla diyemem. Çünkü ihtiyacımız olan şeyler, insanoğluyuz ve en başta saygıdan besleniyoruz. Ve bir yandan da sevginin de çok büyük bir gücü var yani. Bu sadece insan ilişkilerinde değil, bir işi yapmak da büyük bir sevgiyi gerektiren bir şey. Yani sen de eminim ki böyle burada hani bu sevgiyle yapıyorsun bu işi. Evet Yoksa evet. hiçbir anlamı kalmaz yaptığının şeyin. Evet abi kesinlikle. Ben de sevgiden beslenen bir insanım ama Aynen. şunu da yapmaya çalışıyorum yani. Sevgi olmadan da bir yerlere gelmek olsun. Evet. Çünkü birilerinin sevgisine böyle çok fazla ihtiyaç duyunca tökezliyorum gibi geliyor bir yerde. Yani aslında bu ihtiyaçtan çok yani olması gereken bir şey gibi geliyor bana. Evet, kimseyi sevmek zorunda değiliz ama saygı göstermek Saygı zorundayız. kesinlikle. Aynen öyle. Çünkü o yüzden yani en başta saygı, sonra sevgi gelir zaten, böyle böyle. Ama Evet. sevmek zorunda değilsin. Olabilir. Ama bu sevmediğini de saygılı bir şekilde de dile Kesinlikle. getirebilirsin. O yüzden bu ihtiyaçtan çok yoldaki böyle o yol çizgileri, levhalar falan, yani bunlar yani daha çok. Abi peki kalabalık dersek kalabalık bir şehirde yaşıyoruz. Girdiğimiz ortamlar sürekli kalabalık. Kalabalık senin için ne anlam ifade ediyor? Huzur bulduğun oluyor mu yoksa daha çok böyle tiksinti gibi bir şey mi? Yani açıkçası mesela şehir kalabalığını çok seviyorum. Yani sessiz bir yerde asla yaşayamam. Evet. Yani sessizlik beni delirtiyor. Yani sessiz sakin bir yer falan hep hayaller olur ya böyle. Evet. Soyunayım mı ben de? Çıkarayım Abi mı? sıcak bas, Ha, tamam, terliyorum öyle mi? burada. Aynen canım, perdeyi falan Ses da çekmişsiniz gelmesin sanki diye. Allah'tan yani. Kim bince de burada da hani bir şey olmaz yani. Şurada koltuk var şey gibi geldi böyle. Neyse. Yani şöyle bir şey. Mesela İstanbul'u hem o kadar nefret edip hem o kadar çok seviyorum yani. Bu yüzden çok seviyorum. Ve ben kalabalıktan besleniyorum açıkçası. Yani o insanlardan, yani ben bazen böyle beni bir otobüs durağında otururken görebilirsin sadece. İnsan izlemeyi çok seviyorum. O yüzden havaalanına gidip önceden orada oturuyorum. İnsan gözlemliyorum. Yani bazen kendimi onların yerine koyuyorum. Nasıl bir hayat? Yani Empatisik yapıyor musun abi? efendim, Empatisik yapıyor musun? kesinlikle hep yapıyorum hem de. Yani böyle saçma sapan böyle dışarı sokakta gezdiğim zaman ara ara böyle şey olur. Yani gözlerim dolar. O adamı yerine koyduğum zaman, o insanı yerine koyduğum zaman hani bambaşka bir hale girebilirim bir anda. O yüzden bunlar beni besliyor Abi açıkçası. biz seni çok benziyoruz var ya bazı konularda. Ah, sen de duygusalsın. Ben de duygusalım. Evet. Abi Kimince Yay demiş burcu ya musun? yay burcuyum. Nereden biliyorsun abi? Yani ben Sen çok de insan tanıdım ya sen yay burcu. burcu değilsin Ben abi. yay burcu değilim. Abi sen nereden biliyorsun cidden bu bilgiyi? Bu kadar Nokta nokta atışı ya. Balık nokta desen atışı mesela yaparım. balık da duygusal. Yaparım yani. Vay be. Ya işte Tebrik ederim kalabalıktan abi. besleniyorum. O yüzden bunu diyorum sana burada. Tebrik ederim abi. Ben de Abi öyleyse. Kimince demişken futbol Evet. desek. Futbol çok severim. Abi Hastasıyız. geçenlerde şöyle bir olay oldu. Nasıl? Birkaç gün önce. Ne oldu Bu mu? Bruno Fernandes'le Evet. Cristiano Ronaldo videosu yayıldı. Ronaldo'ya çok haksızlık ediliyor Umut. O yüzden de
Şöyle bir şey. Hiçbir futbolcu kulüpten büyük değildir. Evet, kesinlikle. Ama Ronaldo bir efsanedir. O da tartışılmaz. Ama bence o videoda O biraz şey yüzden var hiç gibi. konuşma. Seni de Ben... söyle. Evet. Abi ben de Ronaldo'cuyum. Onda hiç Tamam. sıkıntı yok. Ronaldo'ya bence de haksızlık yapılıyor. Büyük. Daha da iyi yerlere gelmesi Abi gerekiyor yani şu an. stat'tan fotoğraflarını söküyorlar yani. Bu Öyle... adam size ne onu yaptı? duymadım ben. Evet abi bu sabah yani stat'tan fotoğraflarını sökmüşler. Nasıl Koskoca olur Old ya? Trafford'dan Ronaldo'nun abimizin fotoğrafını söküyorlar. Ya bu adam Bunu size ne yaptı bilmiyordum. abi? Yüz kızartıcı mı bir şey mi işledi? Büyük sıkıntı bu. Yani size yani ne yaptı hani Kendi anladın mı? başarısızlıklarını Evet. Ronaldo'ya vuruyorlar resmen. Neler oldu yani anladın mı? Biri bize açıklasın bunu. Bilmediğimiz şeyler varsa açıklasın. Bunu bilmiyordum işte. Bunu da bugün Yok öğrendim. abi böyle haksızlık yani O büyük. Bruno Fernandes de o zaman işine baksın diyeyim. Eğer o Ya amaçla bence yaptıysa. o videoda Ben de onu demeye öyle bir şey çalışıyorum abi. yok. Sen beni gazlayınca ben de Ayrı. bununla Fernandes'e laf ettim. Yo, orada çok büyük kankalar bence. Onlar çok büyük kankalar. O yüzden de hiç öyle biraz biz hani bizim memleket biraz yani Değil işleri mi? bambaşka Ama yere tüm çekiliyor. dünyada böyle anlaşıldı. Bir insanlık diyeyim. Ya İnsanlık öyle bence anlatıyor. yani öncesini sonrasını da bilmek ve yani duymak lazım yani hani nedir ne değildir. Belki adam bambaşka bir şey diyor. Doğru. Evet. Yani belki çok yakın, çok Yargılamamak lazım, yakınıyla değil da mi? böyle şey de davranabilirsin yani. Evet, Acayip. yargılamamak Evet. lazım bilmeden. Abi televizyon senin için ne peki? Çünkü formatlar yapıyorsun. Evet. Lemon Ash çıkacak. Bu bilgiyi söyledim ama. Evet, aynen öyle. Purple Edge var bir yandan. Evet. Sen istesen bunları bir televizyon kanalında da yayınlayabilirdin belki. Evet. Ama sen kendin bunu kendi YouTube'dan olsun ya da dijital platformlarda olsun. Bunlardan gidiyorsun. Evet. Ne anlam ifade ediyor televizyon senin için? Var mı bir önyargın? Ya önyargım şöyle Türk televizyonlarına karşı büyük önyargım var. Yani Türk dizileri diye adlandıramıyorum maalesef. Kesinlikle oyunculara, yapıma hiçbir şeyim yok. Yani saygım sonsuz. Ama mentalite yani izleyici bu şekilde olduğu için artık böyle yönlendiriliyor. Önceden ben çünkü küçüklüğümde, çocukluğumda çok güzel, daha güzel diziler izliyordum yani. Daha güzel yapımlar vardı. Daha yaratıcı, daha gerçek şekilde. Ama şimdi maalesef böyle hani aşk dizileri vesaire falan filan işte hep aynı konular işlenip duruyor. O yüzden televizyona genel anlamda baktığım zaman televizyonun gücüne çok inanıyorum. Bizler ne kadar İstanbul'da, metropolde, bu yakınlarda yaşasak da hala televizyon izleyenler, evinde sadece televizyona olanlar ve oradan bilgi almaya çalışanlar, oradan eğlenmeye çalışan çok insan var. Kesinlikle. O yüzden ama yeni dünya tabii ki dijital dünya. Buna da yani Bunun sebebi aslında televizyon kanallarının yöneticisi, değil mi? Çünkü bir yerde illaki o kanalların içindeki insanlar olsun, yöneticiler olsun, istediği şeyleri yapamıyorlar bence. ya evet ya çünkü hep sipariş olarak bir şeyler yapılıyor. Yani ben burada özgür bir halde takıldığım için, bağımsız bir şekilde hareket ettiğim için, kendi işimin patronu olduğum için çok daha rahatım. Ama bunu televizyonda rahatlığımı yapamam. Çünkü sürekli yani şöyle, şu arkada şu var, burada böyle konuş, şöyle şöyle. Ama o zaman istediğim işi yapamayabilirim. Bu yüzden Kesinlikle. de o taraf yani çok da bana uymuyor ama bir anda umut televizyonda da olabilirim. Öyle bir şey mi var? Bilemem artık. O zaman çok da üstünde konuşmayalım Hadi televizyon. bakalım. Abi ben şunu konuşmak istiyorum bir de seninle. Marka giymek. Buna nasıl bakıyorsun? Yani hiç öyle şey bakmıyorum ya. Niye? Yani ne Nasıl bileyim. bakmam lazım? Markaya Yani karşı da olabilirsin. yo Hani hiç öyle şeylerim yok. müziklerde bahsedilen markalar var ya böyle. Herkesin bahsettiği markalar. Bu insan yani açıkçası kendisi nasıl rahat hissediyorsa ne giymek istiyorsa giyebilir. Yani markalarla benim hiçbir derdim, tasam yok. Şarkılarda da geçmesini o öyle dile Herkes getirmek istediğini istiyor. yapabilir diyorsun. Tabii ki aynen yani. Öyle çünkü mutlu. Onun hayatı öyle. Onun başlıkları o. Takıntı haline getirmek bana çok mantıklı gelmiyor. O yüzden sordum Yani bunu. birçok şey mantıklı değil ama bir yandan da böyle hani marka takıntıları var. Araba takıntısı olan var. Tribün takıntısı olan var. Birçok yani oyun takıntısı olan var. Bunlar İllaki. hepsi bunun gibi bir şeyler. Aslında o yüzden de insan kendisini rahat hissetsin de gerisi hiç sorun yok yani. Kesinlikle. Evet, haklısın.
abi? Abi şu hırs dersek senin için. Hırs senin hayatında ne anlam ifade ediyor? DJ hırs geliyor aklıma şimdi ilk söyleyince. Evet. Hırsın yani hayatımızda tabii ki çok büyük değeri var yani. Hırslanıp yani ben hırslı bir adamım mesela ama halı saha maçlarında daha çok hırslanıyorum. Yani halı saha maçında ben bildiğin Bülent Hele Korkmaz baklava gibi olunca aynen falan. Gattuso gibiyim yani. Böyle bu tatlı şey burada görüyorsun halı sahada bambaşka. Halı sahada denk gelmeyelim Umut. Abi bir gün halı saha yapalım bu Bir arada. gün halı saha Yapmamız yaparsak lazım. yani o zaman gerçek yüzümü görürsün falan diyorum. Abi ben senin hiç Yok sinirlendiğini kaybetmeyi görmedim daha, sevmiyorum. biliyor musun? Yani Sinirleniyor musun abi sen? tabii ki aynen. Böyle ama bağırmalı çağırmalı. Yani çok şey değil yani olabildiğince krizi yönetmeye çalışıyorum. Seviyorum o krizi yönetmeyi. Yani gerçekten dellenmem lazım. Hani yani o hassas çizgilerimde Ayda yılda bir oluyor diyorsun. yani hassas çizgilerime yani anladın mı? Hani Hı böyle hı. şey olması lazım. Onu yapabilecek çok da bir insan yok bence. Çünkü sen herkese Ya abi oluyor güzel ya. davranıyorsun yine. Yani sadece öyle olmuyor yani. Sokakta gerçekten seni deli edebilecek çok şey var. Yani böyle daha bir ay önce mesela bir ay olmadı ya. Biraz oldu galiba. Bir hızlı bir kurye motor çok hızlı geçerek bir kediye vurdu yani. Aa. Acayip bir şekilde. Dayanamadın büyük Dellendim ihtimal. aynen. Koşarak yanına gittim. Bağırdım sokağın ortasında ne yapıyorsun diye falan filan böyle. Adam yani konuşamadı. Dili tutuldu. Çünkü ben kendim de değildim orada. İşte daha dün mesela bir Belki sen tane görmesen onu, hatta hiç kimse görmese belki hiç basıp gidecekti. Öyle de bir yani şey var. evet öyle bir şey ama yani kedi taklalar attı falan böyle. O derece. Aynen mesela dün bir oturduğumuz bir işte kafede adam köpeğe cam sil sıkıyor yüzüne karşı böyle. Nasıl ya? Dellendim ya hani böyle ne yapıyorsun dedim abi. İşte burada rahatsızlık veriyor diyor yani köpeğe ya dedim. Yazık Yani ya. böyle bir şey olabilir mi ya? Bu mu dedim yani? Hani cam sili yüzüne mi sıkayım Ya bu yani insanlardan falan. mesela ne bekleyeceğiz abi biz normal hayatta? Toplum içinde bekleyebilirsin bu insandan. Yani çok Oradaki bir zor. cana saygısı yok yani. Evet yani onu olabildiğince oradan köpek yerine adamı uzaklaştırman gerekiyor. Adam daha Kesinlikle. çok zararlı yani bence. O yüzden bunları uzaklaştırmamız Abi ben lazım. şu kağıtları bırakayım. Tamam bırak. Bugün şunu konuşmak istiyorum abi gerçekten seninle. Tamam. Abi sen çok pozitif bir insansın. Yok Sen abi, de öyle. hediye bastığına geçmeyin. Tamam yok hayır ben bakacağım sonra. Evet. Abi hediye baksan olur mu ilk ya da? O Tamam hadi aklımızda bakayım. kalmasın. Aynen öyle. Ya bu arada hediye de değil. Dün gezerken böyle aklıma sen geldin. Hayda. Sen şaka yapıyorsun ya. Oho çok mutlu oldum şu anda. Abimizin İki efsane. ağları Benzema ve Hece valla abi. çok çok güzelmiş. Çok merak ettim şu anda. Yani daha çok büyük ihtimal öyle fazla da bilgi yoktur ama Öyle mi? ben bunu yeni ofisinde açılacak Vallahi bir orada durur şey diyeyim mi? işte Çok Benzema. çok güzel bir yerde olacak bence. Oha çok tatlıymış. Benzema'nın harbiden kitabını. Bayağı benziyorsunuz abi Benzema ile ya. Evet yani Bir akrabalık olma söz konusu falan. o daha çok böyle şeyden Cezayir tarafından ben O Mardin neymiş? tarafında böyle hani Sen Mardinli misin abi? evet ben Mardinliyim. Ben nereliyim? Sen de Cezayirli Ben de misin? Mardin. Mardinli misin Ben de sen de bak. Mardinliyim. Yani Cizre aslında. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Annem Kızıltepe oluyor. Ben ama Hı. İstanbul'da doğup büyüdüm. Ama böyle 3. sınıfta falan bir 3 ay, 3-6 ay arası falan aynen Mardin'de okul okudum. Orada Öyle mi? Cizre'de. Evet. O yüzden böyle hani bir sırada 4 kişi oturuyorduk falan filan. Böyle orayı da gördüm ve hani acayip şeyler vardı yani. Abi sen hayatın her yerinde bulunmuşsun. Evet. Bence o yüzden böyle sevgi dolu bir insansın. Kötüyü de gördün, iyiyi de gördün büyük ihtimal. Biraz öyle oldu ya valla. Abi ben bugün şuna gelmek istiyorum. Evet. Sen gerçekten çok pozitif bir insansın. Ya teşekkür Sen hep ederim. Bir daha gülümsüyorsun dersen abi. artık kafana vuracağım falan dedim. Abi benim enerjim düşükken bile seni görünce böyle Tamam. gülüyorum otomatikman. Evet. Büyük ihtimal yani ne bileyim mutsuzken bile yine de insanlara o negatifi saçmamak için gülümsüyorsun Yani bence. bence de. Çünkü yani vahşi bir yaşam içindeyiz zaten Evet, böyle. olumsuzluklara rağmen Dışarısı abi sen zaten hep çok gülüyorsun. kötü. Ben bunun yani merak ediyorum. Nasıl Aynen. kendini bu konuda böyle motive ediyorsun? Her şeyini kaybet, neşeni kaybetme. Diyorsun abi. Aynen öyle. O
O yüzden gerçekten her şeyini kaybet, neşeni kaybetme. Bu en çok Abi beslendiğimiz demek şey. de olmuyor ki ama bu. Tamam da insanlar bir sürü olumsuzluk yaşıyor. Görüyorsun sen de Ya empati biz de kuruyorsun. yaşadık oğlum. Sen Yani de yaşadın evet aynen en abi. ağrını Tamam yaşadık yani hem nasıl de. başardın bunu diyorum ben de. Yani işte yaşayarak bir şekilde. Hani inan bana çok çok fazla hem yaşayarak mutlu olmaya çalışmak çok zor bir şey değil yani. Aklına bir şey geliyor mu? Mesela mutsuzsun, çok kötü bir şey yaşadın ama gülüyorsun. Bir şeyi mi düşünüyorsun o anda? Ya şu var, ben o yüzden Yo gülmeliyim. özellikle yaptığım bir şey değil. Ama bunu yani bir şeyini kırdım, belini kırdım yani bu şeyin. Tabii ki zor zamanlarım oldu her insan gibi. En ağır şeyleri de yaşadığımız oldu ama bir yandan da bunun rehavetine kapılmadım yani. O hep üzerinde kendimi düşürmedim. Hep mutlu etmeye Sen hep çalıştım. mi böyleydin abi peki? Böyleydim valla. Bildin bileli kendini. Aynen öyle. Ben yani çocukluğumdan beri böyle hani evin içinde aileyle birlikte onlara böyle hep taklitler yapıp böyle işte değişik şovlarım vardı yani salondan içeri girip böyle. Yani bu o zaman sana doğuştan gelen bir şey. Ekstra bir şey yapmıyorsun bunun için. Ama neşeni de Tabii ki kaybetmiyorsun. yaptığımız oluyor da ekstra şeyler. Ben de çok neşeli bir insandım bir ara. Sonra o Ne neşem kadar düştü. üzgün oldu değil mi? Niye öyle bir şey dedi? Ben Bilmiyorum de bir ki. ara neşeliydim falan. Gülünce aklıma eski neşeli hallerim geliyor abi. Abi Daha yaşım da küçük aslında ama. evet bu ne abi? Bu nasıl bir konuşma ya? Öyle şey olur mu? İşte o yüzden Kendine bu gel. konuyu konuşmak istedim Buradan seninle. sahaya çıkana kadar kendine gel. Harbiden öyle şeyler söyleme yani Umut. Tamamdır abi. Aynen. Finalde Mutlu olmaya abi, bak. finalde nereye gelmek istiyorsun? Ne bileyim, bu işleri artık en iyisi oldun. Zaten en iyisisin de biraz daha iyisi oldun. Finalde ne yapacaksın? Yani finalde yani kupa kazanır, şampiyon olunur da benim öyle bir şeyim yok. Yani final belirlemedim hiçbir zaman kendime. Yani hayallerimden çok hedeflerim var. Yani hayallerim de çok büyük. Bu daha manevi şeyler böyle. Ama hedeflerimi yavaş yavaş başarıyorum ve başaracağım da yani böyle. Umarım en iyi yerlere gelmeye devam Teşekkür edersin ederim. abi. Sen de aynı şekilde. Teşekkür Ama hani ederim bir abi. final koymadım. Finalim hiçbir zaman olmayacak bence. Yani şunu hiç demedin mi? Ben 55'ime falan gelince giderim artık. Başka yerde yaşarım. Yok orada da yaşarsam orada da bir şeyler yaparım. Ben duramam. Yaparsın. Aynen. Süper abi. O yüzden Fatih çok da Terimlik var o fazla zaman biraz, değil mi? biraz var evet. Lider karakterli bir adamım. O yüzden de hiç yani alfalıksa var. Liderlikse var. Hepsi var. Neşe var. Neşe hep Neşe var var. zaten. Aynen öyle. Darbuka var. Abi Dans neşine var. nazar değmesin misin biliyor Ya musun? Çünkü çok senin de öyle. konuştuk. Nazar Vallahi harbiden değmesin şimdi buradan çıkıp bir şey olursa neşesiz bir şekilde seni bulurum. abi tamam nazar Tamam değmesin diyorum. nazar değmesin hiçbirimize. Abi bugün Kimse. benimle olduğu için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok Gerçekten keyiflisin. çok Çok mutlu ettin tatlısın. abi. Vallahi bak. Çok mutlu oldum. Hediyen için. Hediye denmez aslında ama küçük bir şey abi. Görünce aldım öyle. Evet. Daha Takip. devam edeceksin. Sürekli podcast'te. Çok takdir ediyorum seni. Teşekkür ederim abi. Devam ediyorum öyle. Evet. Böyle senin Bırakma gibi abi. güzel konuklarım olunca Ne güzel. ya da üzülünce, neşeli olunca falan tek Kendi çekimde kendine oluyor. yapıyor musun? Ya evet en son bölümü kendim yaptım solo. Ne kadar hüzünlü geçmiş. Biraz hüzünlü Ne geçti kadar ya. depresif. Yok abi aşk olsun Ha, öyle bir böyle insanım. şimdi böyle Ama konuştuğun için. konu depresifti bu arada. Evet. Ya. Ya biraz son olaylarla ilgili biraz bir şeyler konuştum. Aynen. Ufaktan öyle. Senin bana demek istediğin bir şey var mı abi? Yani çok tatlısın. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Ben İyi ki de teşekkür ederim. seni tanıdım. Aynı Seni şekilde tanımak abi. güzeldi. Bir Çok daha da teşekkür ederim. karşılaşmak falan diyorum. Gerçekten çok tatlısın. Hep saygılı bir şekilde vakit geçirdik böyle. Çok teşekkürler O abi. Aynı yüzden de şekilde. artık burada olmam gerektiğini düşündüm hep. Çok Bunu sağ ol abi. merak ediyorum, okuyacağım yani. Tamamdır. Abi kitap okuyor musun öyle? Evet okuyorum Ne okuyorsun genelde? yani. Yani Tarz olarak ya da seçim yok mu? ya seçim çok yok. Biraz da böyle en son mesela Ahmet Mümtaz Taylan'ın bir kitabı vardı. Onu okuyordum. Ara ara bir dönüp Murat Menteş kitabı var Aa şimdi. Murat Onu Menteş. okuyorum. Evet. O yüzden farklı farklı yani. Okuyup bırakıyorum. Devam Gelişimini ediyorum. kitaplardan mı sağladığını düşünüyorsun yoksa? Tamam süper o zaman. PlayStation'da. Kitap okumayı çok seviyorum ama Abi oynamayı daha çok seviyorum oynayalım biz bir de. ben. Aynen oynayalım. Okey Evet. abi. Evet. Tekrardan çok teşekkür ederim Ben bugün teşekkür konuğum olduğun ederim. için abi. Çok sağ ol. O zaman O kendinize zaman iyi bakın. aynen öyle. Hangi şarkıyla uğurluyorsun beni? Hangi şarkıyla ölüyorum? Abi Efendim. şarkı demişken son Bak olarak şimdi. Yok program yok bitmiyor. kapat. Program bitmeyecek biliyor musun? Bakırköy iptal büyük ihtimal. Evet.
Yo söyle benim şey Ha, yani şunu soracaktım. Bu kadar programı ne kadar sürüyor seni? Yarım saat mi? Yok, hiç öyle bir kıstasım yok Ha, benim. tamam. 1,5 saat yaptığımız da oldu. Tamam 20 eyvallah. dakika da oldu. Abi şunu diyeceğim ben. Sen şimdi evet pozitif bir insandın ya. Tekrardan söylüyorum Tamam bunu. hadi. Peki sen neden yoga şarkında şöyle bir giriş yaptın? Bu arada bunun nedenini şey anlamında sormuyorum. Ha pozitifsin böyle diyemezsin gibi değil. Yani içinde bir derdin var büyük ihtimal. Alayının dümdüz amına koyayım diye giriyorsun ya mesela. Aynen. Bunu kime diyorsun? Alayına işte Alayına. falan. Yok ya öyle şey değil Var bu. içinde değil mi ama yine böyle sevmediğin insanlar da var içinde bir yandan. Tabii Ya iyi evet ama insansın orada biraz illaki. daha şarkının aslında öyle bir giriş yaparak biraz bir dikkat çekmekti aslında niyetim. Yani hani ne oluyor lan Özel falan nedeni gibi. yok. Öyle, hiç öyle bir özel bir nedeni yok. Şu geldi aklıma. Sen hep böyle deyince Kayra'yla oturduk. Kayra hocamla. Buradan çok selam. Çok selamlar. Oturduğumuzda böyle şöyle dedi. Heca dedi. Senin tersin de var ya inanılmaz pistir dedi. Vallahi dedim öyle hocam. Yani Ha denk geldiler ya tersine. yok hayır. Ha Ya o gelmeden. direkt öyle bir analiz yapmış abi. Kesinlikle bence de öyle bu arada. Aynen Bu kadar tersin de gülen bir galiba pis insanın olabilir. illaki Evet. tersi vardır yani Yani olmaz olur mu? aynen. Evet. Yani o yüzden de öyle bir şeyim var ama hani içimde tuttuğum hiçbir kin, nefret hiç öyle bir şeyim yok abi benim. Yani Öyle denk geldi diyorsun. aynen. Vallahi öyle bir denk geldi. O yüzden öyle bir sert bir giriş yapayım dedim. Girişleri severim. Güzel olmuş abi. Bence de değil mi? Yoga öneriyor musun abi? Efendim? Yoga öneriyor Sen yapıyor musun? musun Başlayacaktım, başlayamadım. ne yaptın? Nasıl başladın? Yani mat falan aldım Mat kendime. aldın. Yoga Aha. yapıyordun. Aynen mat. Tight'ın Yok var yok mıydı? yok. Tayt da aldım. Aha. Evet, yoga yapıyordun ha. Yok abi yoga yapamıyordum Ha, ya. aldın sadece mat falan Mat aldın. aldım. Tayt Tamam. almadım. Tamam. Sonra başlayamadım ama bir şeyler oldu. Tight Sen alamadığın yaptın mı için mi yoga? acaba? Ben ya ruhsal anlamda yapıyorum. Yoga bambaşka bir şeydir. İlla böyle şey yapmaya gerek yok. Tayt. Tight'ım valla yok tight giymedim henüz. Çıplak yapmayı tercih Yoga ediyorum. tightsiz olmuyor mu peki? Yani taytsız işte çıplak bir E şekilde. sen bana tayt aldım deyince İşte yoga... hani mat aldım, tayt ne bileyim öne onu aldım falan gibi gideceğiz sandım. Ha okey abi. Başlayamadım her neyse. Tamam. Yoga da yapmıyorsun sanırım abi. Yok yoga halı saha olarak yapıyorum. Hiç denedim mi yoga? Cidden merak ettim abi bunu. Denedim evet. Ama sarmadı büyük ihtimal. Yani aynen biraz. Yani ama çok şey ya acayip yani çok belgesellerini izledim böyle. Yoga belgeselleri. Evet. Vallahi bak işte mesela Osho abi severdim. Abi adamın hayat hikayesini izledim, dinledim. Böyle bir şey olmaz yani. Ne oldu? Yani adam bambaşka bir şeymiş yani. Tarikat liderler falan filanlar, cumhuriyet kurmalar, silahlar, Oha. olaylar. Başka bir şey çıktı adam yani. Biri daha var. Burkin miydi? Adını unuttum. Yani bu insanlar yoga yapmama sebebi mi abi senin? Tehlikeliydi yani bunlar. Yani yoga yapmak için çok sebep var. Evet. Ama ben yapmıyorum şu an Vakit için. yok. Rakip mi Diyelim yok? vakit yok. Vakit yok. Halı sahada dediğim gibi halı sahada ona çıkarıyorum. Yani Süper çünkü abi. yani bir rahatlama Bir olarak saatlik oraya halı gidiyorum. saha 10 günlük yogaya bedel Evet diyebilir aynen. Bütün miyiz? sinirimi orada atıyorum Süper o zaten. zaman. Koşarak, vurarak, topa öyle yaparak falan filan hırslanarak. Bütün şeyim orada gidiyor benim aslında. Abi o O zaman. yüzden seviyorum. O zaman Evet. programımızın sonuna geldik artık. Programın sonuna Tecavinin geldik. yetişmesi gereken yer var. Yo yetişmem gereken öyle bir şey izlenim vermeyeyim. Yok mu? Yok. O zaman bir çay içelim. Tamam çay içelim. Yani Kendinize öyle iyi bir bakın. hani yetişeyim diye bir Ha. şey yapma. Programını kapatma şey Kesinlikle yapma. yok abi yok. Lütfen hani anladın. Tekrardan son kez teşekkür ediyorum. Ben Sonsuz de. teşekkür ediyorum Ben de hatta. aynı şekilde sonsuz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sizler de arkadaşlar Umut Görüşmek Ceylan üzere. Hanım'la birlikteydik. Hep birlikte olmaya Devam devam edeceğiz. ederiz. Umarım siz de Umarım. öyle olun. Kendinize iyi bakın. Kapanışın ne? Böyle düz kapatıyorum. Ha, Kendinize dümdüz. iyi bakın. O kadar. Kendine iyi bak. Ben de abicim Seni görüşürüz. seviyorum. Ben de seni abi. Görüşürüz.